Herkese merhabalar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Ocak Pazartesi, akşam 6.30 sularındayız. Altın analizi videosuna başlıyoruz. Kısa vadeli olarak yine Cuma günkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Cuma günü neler söylemiştik ona bakacağız ama öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Hafta sonları da bilmeyenler için orta ve uzun vade yani haftalık ve aylık trend analizini yaptığımız bizim arkadaşlar videolarımız mevcut ve bunu da dün yaptık. İsteyenler dolar, altın, gümüş, orta ve uzun vadeli analizleri kanalımızdan izleyebilirler. Dünkü yayında aslında ben orta ve uzun vadede bazı tespitlerde bulunmuştum ama bundan bir gün sonra piyasa açılır açılmaz bazı şeylerin gerçekleştiğini gözlemlemekteyiz. Ben dünkü analizlerinde oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum daha şimdiden arkadaşlar. Sonrası için de zaten hafta sonlarında değerlendirmemiz devam edecek. Ve bakın. En son söylediğimiz arkadaşlar yaptığımız analiz Cuma günü daha doğrusu Perşembe günü Cuma günü kapalıydı çünkü gram altında yükseliş trendine girdik kısa vadede diye konuşmuştuk arkadaşlar. Bu siyah arka planla bizim analizlerimiz günlük oluyor. Beyazlar ise haftalık ve aylık oluyorlar. Bunları bilmeyenler için hatırlatalım. Şimdi orada söylediğimiz notları kısaca hatırlayacağız arkadaşlar. Onun öncesinde dediğim gibi orta ve uzun vadeye bakmak isteyenler ayrı. Yani şunu demek istiyorum, bilmeyenler için söylüyorum, bilenler için ayrı ayrı tutuyorum onları ama orta vade diyelim yükseliş trendi, uzun vade yükseliş trendi ama kısa vade düşüş trendi olabilir. Tam tersi kısa vade yükseliş trendi yani günlük baz, orta ve uzun vade ise düşüş trendi olabilir. Bunları temel konular, bunları öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi en son yazdığımız özetlerde şunları yazmıştık, bakın. Evet, demiştik ki ons altında 1885 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam. Destek 1885, 1880, 1870, direnç 1900'ler, 1905, 1917 demiştik. Gram altında da 31 Aralık'ta 450 TL'den yükseliş trendi teyitlendi. Kısa vadede, günlük vadede demiştik. Destek 450, 445, direnç 455, 457, 460 demiştik. Ve bugünü şimdi değerlendireceğiz. Evet, öncelikle ons tarafından başlıyoruz. Ons tarafında dediğimiz gibi yükseliş trendinde olduğumuzu analiz sistemimiz 1850'den başlayan yükselişi 1873'te bizlere uyarı vermişti teknik analiz sistemim. Ve burada gördüğünüz gibi 1900 arkadaşlar şöyle bakalım tam olarak 1944'lere kadar geldik. Yani 1850'den 1944'e 80-90 dolarlık bir yükselişi analiz sistemimiz tespit etmiş oldu arkadaşlar. Evet, burada da geçmişte analiz sistemimizin verdiği sinyaller bulunmakta. Yatırım tavsiyesi tabii ki olmadan burada da başarısını görebilirsiniz. Şimdi bunu kaydediyorum tekrardan bizim ONS tarafındaki analiz sayfamıza geri dönelim. Evet, burada aylık ve haftalık bazda yazdığımız notlar var. Kısaca onları okuyalım. Haftalıkta yükseliş trendi devam ediyor dedik arkadaşlar. 1905 bizim için önemli demiştik. Daha bugün arkadaşlar bu 1905 direncini kırdık. Aylık bazda 1880 üzerinde kaldıkça bu noktadan bu ay içerisinde yükseliş trendine girebiliriz diye konuşmuştuk. Bunun da detaylarına gelecek hafta sonu gireceğiz. Şimdi biz günlüğe konumuza geri dönelim. Evet, bugün baktığımızda arkadaşlar bugün çok sert bir yükseliş var. Açılışla beraber altın aslında yeni yıla çok iyi başladığını sizlere söyleyebilirim. Ve şuradaki tepe kabaca 1800 pardon 1905'lerden geçiyor. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça arkadaşlar 1910 diyelim hadi düz olarak biraz daha yukarıda tutalım bunu. 1910'lar üzerinde kaldıkça arkadaşlar ben yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Hatta onu destekleyelim Fibonacci olarak. Bakın yükseliş trendine şuralardan başlamıştık. Yanlış oldu, düzelteceğim. Evet, 1850'lerden başlamıştık. Ve burada bakın destek noktamız 1910'larda gözüküyor. Bir üstteki destek noktamız 1923 ve direncimiz de şu an 1945'ler ilk direnç noktası olarak. Evet, gördüğünüz gibi şuradan bir tane çizgi çektiğimizde bu çizgiyi de bakın kalın harflerle, kalın çizgilerle oluşturduğumuzda hatırlarsınız şöyle bir hatta bir de paralel kanal çekiyorduk. O paralel kanalın bakın burada 1905 civarında bir direnci vardı. 1900 aslında inmiş durumda bu. Geçen hafta 1905'lerdeydi. Bu 1900'lerin üzerine de çıkmayla beraber ben artık bu kanalın üst noktasına doğru
hareket ettiğimizi düşünüyorum ve potansiyel olarak tabii ki hemen olacak diye bir şey yok ama en azından şu kanal yüksekliği kadar yukarı gitmesi mümkündür arkadaşlar. Bakın o kanal yüksekliğini ölçersek ve bunu da şuraya kadar taşıdığımızda hemen hemen neredeyse hedefe ulaşmış durumdayız. Bu noktada da 1950-55 civarına ve şuradaki tepe noktaya yaklaşıyoruz arkadaşlar. 1950-60 arasındaki bir bölge. Orayı da hatırlarsanız 1950-55 bölgesi belalı bir bölgeydi arkadaşlar. Hep oradan direnç yiyip aşağı doğru gidiyorduk bakın. Bu 2000'lerden gelirken yine şuraya takılmıştık, buraya takılmıştık. Bakın burada takılmıştık. Bakalım bu sefer şöyle bir çanağa doğru gidiyoruz. Bir arkadaşımız sormuştu. İkili tepeye veya buna çanak diyebilirsiniz. Şöyle bir tepe noktası da 1970'lerden 1960'lardan geçmekte. Oraya doğru bir hareket gözüküyor. 1910'lar üzerinde kaldıkça bu hareket devam eder. Ancak şunu da uyarısını yapalım. Çok güçlü bir hareket var. Gücümüz yerinde, sıkıntı yok ama indikatörler açısından tepeye yaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla en azından 1950-1960 civarında bir dirençle karşılaşmamız mümkünmüş gibi geldi bana. Bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum ben size. Şimdi şuradan şöyle bir uzatma yapsak ve direnç noktalarına baktığımızda bakın tam noktasında 1944'lerde direnç olduğunu görüyoruz. Bir sonraki noktamız ne diye baktığımızda ise 1970'ler gözüküyor ve burası da bizim ikinci tepe noktamız. Yani 1950-1970'ler imkansız değil ama burada arkadaşlar 1945'lerde bir direnç var. Buna dikkat ediniz ve 1910 üzerinde kaldıkça da biz yükseliş trendine devam ederiz. Kısacası aslında olayın özeti bu. Evet, 5 saatlik grafiğe baktığımda artık burada 1945-1950'lerde bir direnç olduğunu bizlere gösteriyor. Ve 1925'ler üzerinde kaldıkça da 5 saatlik bazda yükselişin devam edeceğini bizlere gösterdi. Evet, şimdi burada bir özeti yapalım. Sonrasında gram tarafına geçelim. Ons altında sert yükseliş var. 1873'ten başlayan sinyalimiz halen devam ediyor. 1910 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam. Destek 1925 5 saatlik için arkadaşlar. Şuraya 5 saatlik yazalım. 1910 1900'de alt tarafta direnç 1944 1955 1970 diyelim. Evet, bu özeti yaptığımıza göre artık gram tarafına geçelim. Gram sinyal tablomuzu açalım arkadaşlar. Bakın en son ben burada yayın esnasında girmiştim. 31 Aralık tarihinde 450 TL'den yükseliş tarafına analiz sistemimiz geçtiğini bizlere haber etmişti. Bakın şöyle bir düşüş kanalı bitmişti ve şöyle bir yükseliş kanalına girmiştik. Ve burada da dirençleri sizlere aktarmıştık yatırım tavsiyesi olmadan. 440'tan başlayan, hatta o zaman ne demiştik? Bakın şu iki tane dip noktası 440'lardan bizlere destek olacaktır. En azından buradan bir tepki yükselişle beraber 450-455 bölgesini bekliyorum. Daha üst tarafta da 460'ların olduğunu sizlere aktarmıştık. Bakın buraya da yazmıştık bunları. Onun da üzerine gitti. Şu an hareket devam ediyor. Bundan sonrasında neler olabilecek ona bakalım. Şimdi gram analiz sayfamı açıyorum. Haftalık ve aylık bazda konuşmuştuk bu notları. Yine bu uzun vade analizleri buradan da bakabilirsiniz. Bunları siliyorum. Şimdi günlük baza döndük. Günlük baza baktığımızda arkadaşlar şu mavi ortalamanın da üzerinde 461'lerin üzerinde olmamız çok iyi. Ve bu durumda bizi 470'lere götürebilecek bir potansiyel ben görüyorum. Birazcık daha uzun vadede hemen bu olması mümkün olmayabilir. Buradaki doların hareketi de oldukça önemli. Şöyle bir düşen çizgiyi çektiğimizde şurada da desteğini görüyoruz hemen hemen bu noktada. Dolayısıyla şöyle bir hareket, yani böyle bir kanal varmış gibi geldi bana. Şurası L yapısını bizlere gösteriyor. Gördüğünüz gibi L formasyonu oluşuyor. Bu L formasyonun üzerine çıkmadıkça da çok büyük bir yükseliş beklememek gerekiyor. Ama 440'tan 470'e gidersek arkadaşlar bu da ciddi bir yükseliştir diye ben düşünüyorum tabii ki. Herkesin marş anlayışı farklı. İndikatörlere baktığımda yavaş yavaş tepe noktalarına yaklaşıyoruz. Bir sıkıntı yok ama dikkat etmekte fayda var. Burada
Direnç noktaları özellikle, şimdi hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Burada şu 460'lar biraz hızlı geçildi. 460'lara doğru bir kar satışı olabilir. Sonrasında 465'lerde ben bir direnç olduğunu düşünüyorum. Buraya dikkat ediniz arkadaşlar. 465'lerden bir kar satışı veya trend dönüşü olursa da onları sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Yatırım tavsiyesi olmadan bakın düşüş kanalı, yükseliş kanalı ve yükseliş kanalının devamı bir tanesi de burada. Bakın burada da bir düşüş kanalı var. Şurada ufak bir yükseliş var. Ufak bir düşüş. Şurayı yükseliş olarak sayamayız. Şurada da büyük bir düşüş meydana gelmiş. Şu noktaları birleştirdiğimizde formasyon karşımıza bakın. Şöyle yamuk bir L şeklinde bir formasyon uzaktan bakınca karşımıza çıkıyor. Bu kanalın üzerine çıkarsak o zaman şu 540'lar hani soruyorlar ya 540 ne zaman gelir diye. Şu 475'lerin üzerine çıkmadıkça 500'leri unutun arkadaşlar. 500'leri şu an biz çok uzas. Onu size anlatayım. Yani uzun vade biraz beklemeniz gerekiyor. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Tabii aylık ve haftalık durumu değerlendirmek ayrı konu. Onları da zaten hafta sonu değerlendirdik. Evet, günlük bazda dediğimiz gibi yükseliş trendi devam ediyor ve 457 TL üzerinde kaldıkça da yükselişin devam edeceğini ben düşünüyorum. Gram altında yükseliş trendi 450 TL'den beri devam ediyor. Sinyalimiz tabii ki yatırım tavsiyesi değil. 457 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam. Destek 460, 457, 455, 450. Bakın bütün destekleri size yazdım. Direnç 465, 470, 473 biraz uzak tarafta ama yine de onu da yazıyorum. Arkadaşlar evet bu sayede artık videomuzu da yavaş yavaş tamamlamış oluyoruz. Kısacası bugün pazartesi olduğu için üzerinden bir geçelim. Aylık bazda biz halen düşüş trendindeyiz gram tarafında. Haftalık bazda biz düşüş trendindeyiz ama yükseliş trendine girebiliriz. Özellikle 465'ler üzerinde kapatırsak arkadaşlar, pardon 460'lar üzerinde kapatırsak günlük bazda zaten yükseliş trendine girdiğimizi 31 Aralık tarihinde söylemiştik. Yani kısacası günlükte yükselişteyiz, haftalıkta düşüş trendindeyiz ama yükselişe doğru dönme çabası var. Aylık bazda düşüş trendindeyiz. Orada da bir toparlama var. Gelecek günlerde yine günlük vadeye devam edeceğiz. Hafta sonunda orta uzun vadeyi anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza katıl butonuyla üye olup destek olanlar için de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar.